Merhabalar, saatlerimiz 21.02'yi gösteriyor. Şu minicik bir gecikmeyle, bir teknik gecikmeyle karşınıza geldik. Gülşah'la birlikteyiz. Ben Mine Uzun, Info Yatırım'ın YouTube kanalındasınız. Diyelim önce piyasayı konuşarak başlayacağız. Son birkaç gündür malum piyasa hepimizi çok yoruyor. Yani sadece izlerken, işlem yaparken demiyorum, sadece izlerken bile insanın müthiş derecede yorulduğu bir süreçten geçtiğini söylemek mümkün. %3'ler, %5'ler devre kesmeler, ardından %5 yukarıda kapatmalar. Şunlar bunlar derken gerçekten böyle bir oraya bir oraya bir oraya pimpo maçı izler gibi hissediyorum kendimi piyasayı izlerken bir yerden sonra. Benden daha çok görülen adamlardan biri burada karşımızda Yunus Şahin. Çünkü önemli büyüklükte bir fonu da yönetmek gibi bir zorunluluğu, bir sorumluluğu var. Dolayısıyla piyasayı belki de onun ağzından denemek öncelikli olarak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Selam Yunus, iyi akşamlar. İyi akşamlar, herkese merhabalar. Dediğin gibi oldukça yorucu aslında. Yani ne zaman başladı? Geçen hafta Perşembe tabii %7'lik bir düşüşle aslında başladı denilebilir ama öncesi var. Yani biz ilk 28 Aralık'ta alınan kararla birlikte bu volatilitenin başladığını gördük. Neydi karar? İşte kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonlarının Borsa İstanbul repo piyasasındaki ters repo sözleşmelerine taraf olmamaları, vadeler bittikçe yenilememeleri yönelik bir karar geldi. Ve burada karar ayın 29'u itibariyle geçerli olarak geldi. 28 Aralık'ta gelen karar. Ama tabii bir anda böyle bir karar gelince ciddi büyüklükte de fonlar burada ters repo sözleşmelerine taraf olduğu için itiraz geldi ve süre bir ay kadar uzatıldı. Ocak sonuna kadar uzatılmıştı. Ama buna rağmen tabii ki bu pozisyonların kapatılması süreci boyunca da volatilitenin yüksek olduğunu gördük. Ve orada hem arbitraj fonlarından gelen hem diğer fonlardan gelen satışlar, hisse senedi satışları beraberinde bir paniği de yarattı ve böyle birbirini besleyen birkaç olay bir araya gelmiş oldu. İşte halka arzlar vardı. Halka arzlara katılmak için hisse satanlar vardı. İşte son dönemde gelen daha fazla panik olan yatırımcıların satışlarını gördük. Bu satışlara işte fonların satışları eklendi. Doğal olarak kredili pozisyonların azaltılması gerekti bu sefer aracı kurumlar tarafından. Kredili pozisyon satışları. Vadeli tarafta margin call'lar yine milyarlara doğru yaklaşmaya başladı. Viyop'taki teminatların tamamlanması için hisse satışları vesaire derken ve birbirini besleyen bir satış döngüsü içerisine girdik. Tabii bunlar yaşandıkça daha çok panik, daha çok panik oldukça da aynı şeylerin tekrarlandığı bir ortam vardı. Tabii son dönemdeki o momentum da kaybolunca Eylül'de başlayan hatta Ekim, Kasım, Aralık boyunca devam eden o momentum da bozulunca acaba işte o kadar uzun zamandır bir düzeltme de yapılmadı ki piyasada. İşte beklenen düzeltme bu mu? Korkusuyla da tabii ki bayağı bir insanda pozisyon kapatmak istedi. Bunların olduğu süreç boyunca da volatilitenin ki yaklaşık 12-13 gündür yani 15 gün oldu ilk günden bugüne desek yüksek olduğunu görüyoruz. Dün akşam da burada bu para piyasası ve borçlanma araçları fonlarının ters repo işlemlerine taraf olmalarına ilişkin ay sonuna kadar verilen sürenin de yani bu sözleşmelerin kapatılmasındaki ay sonuna kadar verilen sürenin de 28 Nisan'a kadar uzatıldığını gördük ve bu piyasa için rahatlatıcı kararlardan bir tanesiydi. Keza güne de oldukça iyi başladık aslında. %2,5'lar kadar pozitif başladık. Böyle hızlıca %4'lere doğru geldi endeks ve yeniden bir satış dalgası gördük. Ve yine dün de benzer bir şey olmuştu. Yani %1'ler kadar pozitif başlamıştık. Endeks aslında iyi giderken bir panik satışla devre kesicilerle günü bitirdik. %5, 5'ten sonra %5'lik devre kesici çalıştı ve sadece eşleşme seansı oldu ve -5'lerde kapattık. Bugün de mi aynısı olacak korkusuyla? Yine bir panik satışına maruz kaldık. Yine haber akışında aslında ekstra bir şey yoktu ve endeks önce -2'lere kadar geldi artı 4'lerden. Sonrasında birçok şirket zaten devre kesmişti o aralıkta. Sonra oralarda bir dengelenme yaşandığını, yeniden alımların başladığını ve endeksin de günü %5'ler kadar pozitif tarafta kapattığını gördük. Şimdi nasıl ki düşüşlerde bu kadar yüksek rakamlardan memnun değilsek, yükselişlerde de benzer durum geçerli. Yani burada
Volatilitenin bir kere azalması lazım ki daha sağlıklı piyasa koşulları oluşabilsin. Şu an çünkü düşerken ben bir şeyi kaçırıyorum, kaçırmayayım diye panik olup satanlarla, alım gelirken ben bir şey mi kaçırıyorum deyip gaza gelip tabiri caizse alanlar volatiliteyi ciddi şekilde yükseltiyor ve endekste şu an bir denge kalmadı. Ve bu dengesizlik dolayısıyla da hareketler her iki tarafa doğru da abartılı hale gelmiş durumda. Bu ne zaman dengelenir? Bu muhtemelen birkaç gün daha böyle devam edebilir. Yani yüksek volatiliteyle devam edebilir. Sonrasında dengelenebilir. Burada tabii ki bazı etkenlerin de yavaş yavaş toparlanma eğilimine girmesi lazım. Şimdi 5-6 gün üst üste endeks negatif tarafta olunca 5-6 ya 5 ya 6 gün üst üste negatif tarafta olunca az önce de söylediğim gibi birbirini böyle tetikleyen işte margin call'lar, kredili pozisyon kapatmaları, fonların satışları, satışta derinleştiren şeyler üst üste geldi. Şimdi birkaç gün biz yeşil tarafta ya da böyle daha nötr tarafta kapatırsak buradaki ekstra satış duracak. Yani işte kredili pozisyonlarda yeni riskler oluşmayacak, margin call'lar oluşmayacak, oradan satış gelmeyecek, fonlardan çıkışlar yavaşlayacak ya da duracak. Dolayısıyla birazcık daha dengelenmiş olacak piyasa ve normal dönecek. Bu dediğim gibi önümüzdeki haftanın hikayesi gibi gözüküyor. Bir yandan da işte çok büyük oransal bir halka arz vardı. Aspar Enerji'nin. Onun da satışlarının bir miktar etkili olduğunu gördük diyebiliriz. Bu tek başına yeterli bir sebep mi? Değil. Ama az önce dedim ya o kadar çok şey böyle üst üste geldi ve bir yandan da herkeste bir düzeltme korkusu vardı ki bunların hepsi birleşip bir panikle birlikte işleri bu noktaya getirdi. Yani 5.700'lerden 4.700'lere 1.000 puan kadar eski tabirle 100 bin puan kadar. İnanılmaz geliyor böyle söyleyince. Bir düşüş gerçekleşti aslında. Dediğim gibi bunun bir dengelenme süreci olacak. Önümüzdeki günlerde de ama volatilitenin böyle bir anda düşmesini beklemek doğru değil. Yani Şimdi dalga boyu azıcık azalsa, birazcık seans içerisinde nefes alacak bir aralık bıraksa tamam, ama dalga boyu o kadar yükselmiş durumda ki gerçekten yani bir yerde devre kesiyor. Devre kesen tahta işte %5,5 civarında, Yapı Kredi'den mesela bahsediyorum. %5,5 artı kapatıyor. evet. Ama yani bir baktığımda yapıda devre kesilmişti. Aynen öyle. Yani bir ara böyle bir ekrana baktım. İşte Emlak Konut, Koç, Koç, Akbank Garanti, işte Alarko falan böyle bir Aselsan, sürü Alarko. diş satış şirketi aynı anda şeydi, mola vermiş durumdaydı yani. Bir an böyle şey, acaba internetim gitti ve ben veri mi alamıyorum diye baktım. Sonra yok, bazıları böyle tek tük de olsa ekranımda yanıyor. Bu arada yani gördüğün gibi devre kesenleri takip ediyormuşum ağırlıklı olarak demek ki. Evet. Birdenbire bir baktım, gerçekten böyle şey, yani bir iki tane oynayan şey var. Brent petrol falan arada yanıyor sönüyor. O arada hisse de değil yani, o yanıp sönenler. Tamam dedim, burada bir anomali var. Bir baktım işte hepsi devre kesmiş. Sonra aradan biraz zaman geçti. Sertaç'la bugün Space yayınına girdik. Space yayınında işte yayında başladık ettik. Başladığımızda eksiydi. Ondan sonra hop bir baktım, birdenbire yayın sırasında %2,5 yukarıdaydı. Kapanışa bir baktım, inanılmaz gerçekten rakamlar. Dolayısıyla hakikaten zorlayıcı, yorucu bir piyasa. Hep sakin kalmayı bu arada söylemiştik. Hisseleriniz kötü o zaman Mine Hanım. Hep devre kesiş demişler. Valla BIST 30 Kötü zannedeyim. kötü değil yani. Az önce saydığımız şirketler Koç Holdingler, Sabancılar, Emlak Konut, Garanti, Akbank, bunlar devre kesiyor. Zaten yani devre kesmeleri çok normal. Endeks neredeyse %3'e yakın başladı. Eksi 2 olduğunda zaten endeks %5 kadar geri gelmiş oldu. Açılışa göre %5'te herkes devre kesiyor. Birçok şirkette doğal olarak yüzden fazla devre kesici bugün gene çalıştı. Bir ara baktım 112 falandı. Sonra devamı geldi mi gelmedi mi bakmadım artık yani saymadım artık. Ama Tabii. 110 taneden fazla 110'dan fazla devre kesici gördüm.